Evet çocuklar bu hafta yeni ünitemiz olan insan ve çevre ünitesine geçeceğiz. İnsan ve çevre ünitesinde ilk olarak konu başlığımız biyoçeşitlilik olacak. Biyoçeşitlilik ne? Önce onu bir açıklayayım. Biyoçeşitlilik, e, biyo canlı demek canlı çeşitliliği. Yani ne kadar çok canlı varsa ve bu canlıların çeşitliliği de önemli. Mesela ot deyip geçmek yerine bunun bir adı vardır. Mesela papatya, menekşe, kır çiçeği, lale gibi adlandırarak biyoçeşitliliğin fazlalığından bahsetmiş olabilirim. Burada gösterildiği gibi mesela birçok çeşit canlı var. Bunlar biyoçeşitliliği gösterecektir bize. Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşitçe zenginliğini biyoçeşitlilik denir diyor. Tanımında da bu şekilde bahsediyor. Eğer bazı sorularda gelir bize. Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşitçe zenginliği olarak adlandıran tanım aşağıdakilerden hangisidir? Direk şıklardan biyoçeşitlilik olarak işaretliyorum. Sayı ve çeşitçe diyor. Çeşit diyor zaten. Hemen canlı çeşitliliği biyoçeşitlilik olarak işaretleyebilirim. Biyoçeşitliliğin önemi nedir? Şimdi ona bir bakalım. Biyoçeşitlilik ekosistemin işleyişini kolaylaştırır. Yani ekosistem dediğimiz şey, ekolojik sistem yani doğa sistemi, doğanın bir sistemi vardır. Nasıl bir canlı ölürken toprağa mineraller sağlarsa veya buharlaşan su buharı yukarıya yükselip bulutu oluşturup yağmuru oluşturuyorsa ve yağmur düşüp tekrardan doğaya su kaynaklarını oluşturuyorsa bir ekosistemin döngüsü var. İşleyişi var. Bu biyolojik çeşitlilik artınca da bir ekosistemin işleyişi kolaylaşır. Biyoçeşitlilik doğal zenginliktir. Yani canlı çeşitliliği ne kadar çok ise doğal zenginliğimiz de o kadar çoktur. Ve ülkemizde de biyoçeşitlilik yönünden çok zengindir. Çünkü hem coğrafi konum bakımından hem iklimi olarak, coğra toprak verimi olarak, doğal olayları olarak biyolojik çeşitliliği ülkemizde çok zengindir. Bunun da birazdan söyleyeceğiz zaten biyoçeşitliliğin fazla olması tarım ve sanayi alanında katkı sağlar. Yani ne kadar çok canlı çeşitliliğine sahipsek fazla ise ne kadar çok canlı çeşitliliği o kadar çok tarım ve sanayi elde edebilirim ben. Yani hem teknoloji hem tarım hem sanayi olması için bir ham madde lazım. Ham madde içinde bir canlının olması lazım ki mesela odunlardan kağıt elde ediliyor ağaçlar kesilerek bunun yerine yeni ağaçlar düzenli ve denetleyici olarak kesmemiz lazım ormanları keselim demiyorum burada yanlış anlamayın sakın ama mesela ne kadar çok ormana sahipsek o kadar çok kağıt sanayinde kendimizi geliştirebiliriz ülke olarak biyoçeşitliliğin fazla olması da tarım ve sanayi alanında bize katkı sağlayacaktır biyoçeşitlilik doğa turizmine katkı sağlar doğa turizmi dediğimiz şey Doğanın kendi olduğu, kendi varoluş şekli. Yani doğada ne kadar çok biyoçeşitlilik, ne kadar çok canlı sayısı ve canlı çeşitliliği fazla ise doğa turizmde yani bu doğayı gezmek isteyen turistleri buraya çeker ve doğa turizmine katkı sağlamış olur biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik ile ekosistemler dengede kalır. Yani ne kadar çok canlı çeşitliliği var ise az önce bahsetmiş olduğum ekosistem, ekolojik sistem dengede kalmış olur. Hani diyoruz ya şimdi dünyanın dengesi bozuldu. Küresel ısınma var, ozon tabakası delinecek. Çünkü biz biyoçeşitliliği azalttığımız için, ekosistemin dengesini bozduğumuz için artık bir şeyler yolunda gitmiyor. Biz bu dengeyi sağlar isek her şey yolunda gidecektir. Ekosistem dengede kalacaktır. Biyoçeşitlilik sağlığımıza destekler. Biyoçeşitlilik ne kadar fazla ise o kadar o kadar çok ilaç sanayiinde kullanılabilir mesela. Ne kadar çok bitki çeşitliliği varsa o kadar çeşitli ilaç ilaç yapılabilir. Çünkü ilaçların yapımında siz de biliyorsunuz ki e, bitkiler kullanılıyor. Aynı zamanda mesela bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirken ortama oksijen veriyorlar. Bizim e, nefes aldığımızda ihtiyacımız olan oksijeni bize sağlıyorlar. Ne kadar çok e, biyoçeşitliliği fazla olan bitki fazla bitki fazla ise doğada bizim de nefes alıp vermemiz ve temiz havanın fazla olmasını sağlayacaktır. O yüzden biyoçeşitlilik sağlığımızı destekler. Hem bizim sağlığımızı hem hayvanları sağlığını bütün çevreyi dengelemiş olacak. Ülkemiz biyoçeşitlik yönünden zengindir. Az önce bahsetmiştim zaten. Biyoçeşitliliğe etkeden faktörler var. Şimdi biyoçeşitliliğe yani bu canlı çeşitliliğini etkileyen faktörler var. Ne bu faktörler? Azalmasını ya da artmasını etkileyen faktörler var. Birinci faktörümüz iklim. İklim bitki ve hayvanlar her iklimde yaşayamazlar. İklim dediğimiz şey hava olaylarının uzun süre gelişmesi. Mesela Akdeniz iklimi. Antalya'nın Akdeniz iklimi vardır. Genellikle portakal, turunçgil yetişir. Karadeniz'de mesela Karadeniz iklimi vardır. Yağışlı bir iklimi vardır ve bu yüzden portakal meyvesi orada yetişmez. Her bitki ve hayvan her iklimde yaşamaz. Faktörünü ben burada gözlemlemiş oldum. Yeryüzü şekilleri. Yeryüzü şekilleri dediğimizde arazideki dağ, ova, vadi gibi yeryüzü şekilleri biyolojik çe çeşitliliğe neden olur. Mesela susuz bölgelerde yetişen bir bitki ile sulu böyle nasıl diyeyim eğimli dağlık kesimlerde yetişen bitkiler farklı olur. Dolayısıyla bunların çeşitliliği farklı olduğu için biyolojik çeşitliliği etkileyen faktörlerden birisi de yeryüzü şekilleridir. Coğrafi konuma geldiğimde ise bulunan yerin dünya üzerindeki coğrafi konumu önemlidir diyor. Burada neyden bahsediyor? Dünyanın şeklini gözlemlediğimizde işlediğimizde aklınıza bir hayal edin. ekvator vardı, kutuplar vardı. Ekvatora ne kadar yakın ise bir yer. Burası o kadar çok sıcaktır. Ona göre bir biyoçeşitliliği vardır. Kutba ne kadar yakın ise soğuktan dolayı az bir biyoçeşitliliğe sahiptir ve ona göre biyoçeşitliliği vardır. Mesela bizim ülkemiz ne çok yakın ne çok uzak kutuba ve ekvatora. Ortada bulunduğu için ılıman iklime sahip olduğu için ülkemizin biyoçeşitliliği fazladır. Fazla olmasını etkileyen nedenlerden birisi de coğrafi konumudur. Biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerden birisinin olduğu coğrafi konum. Toprağın yapısı. Toprağın yapısına geldiğimizde ise toprakta bulunan mineraller biyoçeşitliliği etkiler. Biliyorsunuz bitkiler yaşamlarını sürdürebilmek için kökleriyle topraktan aldıkları mineralleri beslenmelerine, büyümelerine, gelişmelerine, gelişmeleri olan ihtiyaçlarına karşılarlar. Toprağın yapısında ne kadar çok vitamin, mineral var ise o kadar çok gelişir ve hayatını devam eder. Yani ee, nasıl diyeyim sen iyi ve dengeli besleniyorsan sağlam durursun hastalıklara kapılmazsın ve hayatın sona ermez. Yani, bitkiler de aynı şekilde toprağın yapısı ne kadar iyiyse o kadar iyi biyolojik çeşitlilik olur. Ve biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerden birisi de toprak yapısıdır. Biyoçeşitliliğin etkilediği alanlar var bir de. Yani az önce biyoçeşitliliği etkileyen faktörleri, etkileyenleri şimdi ise biyoçeşitliliğin etkilediği alanları işleyeceğiz. Tarım beslenme sorunları çözülür, farklı ürünler elde edilir çeşitliliği yardımı ile ve tarımda beslenme sorunları çözülürken farklı ürünler elde edilir. Ne kadar çeşit var ise o kadar farklı ürün elde edebilirim. Ondan bahsediyor. Tıp ve eczacılık alanında ise bitkisel ürünler ile yeni ilaçlar üretilebilir. Tıp ve eczacılıkta kullanılan ilaçların hepsi diyeyim yani çok az bir miktarı başka kaynaklardan elde edilir ama çok çok miktarı ise büyük bir çoğunluğu bitkisel ürünlerden elde edilir. Bitkisel çeşitlilik, biyoçeşitlilik burada ne kadar fazlaysa o kadar fazla yeni ilaç üretilebilir. Ormancılık alanında ise kağıt, kauçuk, kereste üretimi sağlanır biyoçeşitlilik ile. Balıkçılıkta, denizlerde elde edeceğimiz ürünler besin olarak tüketilir. Yani biz insanların ya da başka hayvanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için beslenmeleri gerekiyordu. Beslenmeleri için ise hayvansal ya da bitkisel kaynaklar kullanıyorlardı. Bu hayvansal kaynaklardan birisi de balıktı. Balıkçılık alanında ne kadar çok biyoçeşitlilik var ise, balıkların çeşitliliği ne kadar fazla ise, denizlerden elde ettiğimiz ürünler besin olarak tüketilir. Yani tüketim tüketilecek balık türü artar demek istiyor. Hayvancılık alanında ise et, süt ve hayvansal ürünlerin elde edilmesini sağlar. Az önce bahsettiğim ve benzer yine balık burada hayvancılık. Endüstri alanında çeşitli sanayi ürünlerinin elde edilmesi için gerekli ham madde ihtiyacı sağlanır. Endüstri yani sanayi endüstriyel endüstride de biyoçeşitliliğin etkilediği alanlardandır. Bu yüzden. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler. Yani biyoçeşitliliğin azalmasına neden olan faktörler de diye düşünebilirsiniz. Sorularda bu şekilde de gelebilir. Aşırı nüfus artışı. Yani nüfus artar ise bir alanda o alandaki atık madde miktarı artacaktır. Ve atık madde miktarı arttığı için de biyoçeşitlilik azalacaktır. Çevre kirliliği. Çevre kirliliği derken mesela bizim dışarıya attığımız çöpler doğada kaybolmadığı için canlıların yaşamasına neden olacaktır. Bunların yaşamlarının sona ermesine neden olacaktır ve biyoçeşitliliği de tehdit eden faktörlerden birisidir çevre kirliliği. Çayır, mera ve otlak alanların aşırı otlatılması. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde genellikle hayvanların beslenmesi için çayır, mera ve otlak alanlar yetişir ve bu otlak alanlar aşırı Otlatıldığında ise yok olur ve buradaki biyoçeşitlilik tehdit eden bir faktör ortaya çıkmış olur. Erozyonla toprağın yok olması. Erezyonlu toprak yok olduğu zaman burada yaşayan çeşitli canlılar da yok olacaktır. Toprağın içindeki canlılar, toprağın üzerindeki canlılar da yok olacağı için biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisidir. Tarımda zirai ilaç kullanımı, kontrolsüz ilaç kullanımında ise bir ilaç mesela zararlı bir canlıyı veya da ne diyeyim hastalığı yok etmek için ilaç kullanılır genelde. Bu ilaçlar kontrolsüz kullanıldığında ise bir şey iyi yapmaya çalışırken başka bir canlılığın ölmesine neden olur ve bu da biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir. Sulak alanların kurutulması ise canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için sulak suya ihtiyaç var. Sulak alanlar kurutulduğunda ise biyoçeşitlilik tehdit altına girmiş olacaktır. Doğal afetler ise doğal afetler de yine canlıların yaşamlarının sona ermesine neden olur ve bu da biyoçeşitlilik tehdit eden faktörlerdendir. Ormanların tahrip edilmesi, tahrip derken burada yok olması ya da zarar görmesi anlamında Orman zarar görür ise ormanın içinde yaşayan canlılar, buradaki ağaçlar, bitkiler, içinde yaşayan hayvanlar zarar görür. Dolayısıyla biyolojik çe çeşitlilik tehdit altında olur. Orman yangınları keza aynı şekilde. Küresel ısınma sonucu oluşan iklim değişikliği ise. Mesela kış vaktinde kış yaşanmaz ise, yeterli yağmur, kar oluşmaz ise su kaynakları azalır ve dolayısıyla biyolojik çeşitlilik tehdit altında olur. Aynı zamanda yazında yeteri kadar mesela güneş ışığı olmazsa, canlı yetişmezse, bitki yetişmezse yine biyolojik çeşitlilik tehdit altında olmuş olacaktır. Kaçak ve aşırı avlanma. Mesela kaçak ve aşırı avlanma çok güzel bir örnek. Biyo aynı zamanda mesela ileride göreceğiz birazdan bahsedeceğim. Nesi tükenmekte veya tükenen hayvanlar. Aşırı ve kaçak avlanmadan dolayı bu hayvanlar. Üreyip çoğalamadığı için nesilleri devam etmez. Biyolojik çeşitlilik tehdit altında olur. Turizm faaliyetlerinin artması. Turizm faaliyetleri arttığı zaman o bölgede yetişen bitki sayısı azalabilir ve hava kirliliği, çevre kirliliğine neden olup biyoçeşitlilik tehdit altına girebilir. Ev ve sanayi atıkları. Yani bu evde biriktirdiğimiz çöpler, sanayideki zehirli gazlar ya da dışarı atılan sıvı atıklar yine biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir. Maden ocaklarının doğayı tahrip etmesi, maden ocaklarından kömür, petrol gibi e, yeraltı zenginlikleri çıkartılırken dışarıya hava kirliliği ya da toprak kirliliği, su kirliliği olarak yansır ise biyoçeşitlilik tehdit altına girmiş olur. Nükleer patlamalar, nükleer enerjiden elde edilmesi için nükleer patlamalar oluşur ve bunun sonucunda dışarıya pek çok zarar verilebilir ve zararın ee, zararın sonucu olarak da biyoçeşitlilik tehdit altına girmiş olacaktır. Asit yağmurları yine biyoçeşitliliği zarar verir. Bunu ileride göreceksiniz. O yüzden açmayacağım. Hava kirlenmesiyle oluşur asit yağmurları. Aklınızda bulunsun. GDO yani genetiği değiştirilmiş organizmalar biyoçeşitliliği tehdit etmektedir. Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar e, dolayısıyla e, yeni çeşitli Mikroorganizmalar ya da canlıların oluşmasına engel olacağı için biyoçeşitliliği tehdit eder. Not olarak ise canlıların nesillerinin tükenmesi biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olacaktır. Yani canlıların nesi tükendikçe ben kaçak aşırı avlanma yapar isem, çevreyi kirletir isem, yani aşırı nüfus artışı olursam mesela or, Meraları aşırı otlatırsam, erozyon olursa, doğayı e, düzgün tutmazsam, kontrolsüz zirai ilaçlama yaparsam dolayısıyla canlıların nesli tükenir. Nesli tükenen canlılarda da biyolojik çeşitlilik azalmasına neden olmuş olacaktır. <laughs> Ülkemizde ve dünyada nesli tükenen ya da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılara bir bakalım şimdi. Nesli tükenen canlılar dediğimizde doğal afetler, çeşitli insan faaliyetleri, salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve bazı çevresel sorunlar sonucu nesli tamamen yok olan canlılara nesli tükenen canlılar denir. Yani tamamen kaybolan canlılar demek. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar sayıcı azalmış fakat yok olmamıştır. Yani bak burada diyor ki nesli tükenmiş canlılar deseydin nesli tükenmiş tamamen kaybolmuş diyecekti. Ama nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan dediği için yani çok az kalmış ama bitmemiş. Biraz daha ben buna e, ne de korumazsam nesli tüken, tükenmek üzere demek anlamında. Ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvanlar yani az kalan, nadir kalan hayvanlar kelaynak, akdeniz foku, yaban kedisi, ceylan, sülün, karette karetta, deniz kaplumbağası. Lar tarafında çok oluyor mesela Antalya'da bulunuyor. Yaban koyunu, alageyik, bozayı, e, tepeli pelikan gibi bunları pek çok örnekle çoğaltabilirim ki bunlar aklınızda bulunsun. Genellikle sorularda akdeniz foku, kelainak, kelaynak, karette karetta, ondan sonra ceylan çıkabiliyor. Çıktığında ise Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvanlar olarak işaretleyeceğiz. Mesela birkaç tane fotoğraf çıkarttım. Karette karette, su kaplumbağası, keleğine. Biz fa çok fazla karşılaşmadık ama ben küçükken görmüştüm hayvanat bahçesinde yine var mıdır bilmiyorum. Çok az miktarda var. Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvanlardan birisi keleğine. Ülkemizde nesli tükenmiş hayvanlar. Yani bitmiş hayvanlardan bahsediyoruz şimdi. Asya aslanı, asya fili, Anadolu parsı, kunduz, Anadolu leoparı, mersin balığı, yakalı toy kuşu, kafkas öküzü, yılan boyun, orman horozu. Bunlar ülkemizde görünmeyen nesli tükenmiş olan hayvanlar. Burada da görüyoruz Anadolu leoparı mesela. Ülkemizde daha öncesinde varmış. Yanlış ve dediğim ne diyeyim, kaçak avlanma sonucu nesli tükenmiş bir hayvan. Ülkemizde nesli tükenmekte olan bitkiler yani az kalmış nadir olanlar. Kardelen, sıklamen, göl soğanı, ters lale, orkide, salep, nergis, çiğdem, süsen, kar Özellikle sorularda kardelen, Terslale, orkide, salep, nergis, çiğdem çıkacaktır ve bunlar nesli tükenmiş değil tükenmekte olan ülkemizdeki bitkiler. Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlara gelecek olursak panda nesli tükenmekte hatta bunların çiftleşmesi için özel koruma alanında var. Kutup ayıları küresel ısınmadan dolayı penguenler, kısa gagalı yunus bunlar nesli tükenmekte olan hayvanlar dünya genelinde. Yine dünyada nesli tükenen hayvanlara bu sefer nesli tükenen yani bitmiş olan hayvanlara gelecek olursak dinozor, moa, mamut, dodo kuşu, tazmanya kaplanı, tazmanya kurtu, hazar kaplanı, çizgili sırtlan, piranaya bankeçisi. Bunlar ise dünyada daha önceden yaşamış ama şu an nesli tükenmiş olan hayvanlar. Not. Ülkemizde nesli tükenen hayvanların bir kısmı dünyada nesli devam etmektedir. Kunduzun ülkemizde nesli tükenmiştir fakat dünyada devam etmektedir. Yani bizim ülkemizde bulunmayıp nesli tükenmiş ama dünyada nesli devam eden hayvanlar vardır. Bunları sorularda kaçırmayalım dipnot. Ülkemizin biyoçeşitliliğine gelecek olursak ülkemizdeki bitkiler ve hayvanlara bakalım bir. Acur, çitlenbik, iğde, Göleviz, ahlat, yaban armudu olarak geçer. Alıç, delice, İdris, ergen, melengiç, muşmula, hünnap, taflan, koca yemiş, yaban mersini, üvez, yonca, mündümük. Hayvanlara gelecek olursak yaban kedisi, Ankara kedisi, Denizli horozu, Ankara tavşanı, Kangal köpeği, Türk tazısı olarak çeşitlendirebiliriz. Bunlar genellikle dünyada bulunmayan ülkemize has biyoçeşitlilik olan bitkiler ve hayvanlar mesela ülkemizde endemik tür bakımından yani endemik ender rastlanan tür bakımından çok zengindir yani biyoçeşitliliği fazladır demek istiyor burada ülkemizde 500'den fazla özel yaşam alanı vardır 10.000'den fazla bitki 400'den fazla kuş 500'den fazla balık 100.000'den fazla omurgasız hayvan bulunmaktadır çeşitlilik olarak baksanıza Tekrar ediyorum. 500'den fazla özel özel yaşam alanı vardır. Yani özel yaşadığı yerler vardır. Bunun 10.000'den fazlası bitki, 400'den fazlası kuş, 500'den fazlası balık, 100.000'den fazlası ise omurgasız hayvan. Omurgasız hayvanları geçtiğimiz e, ünitelerde işlemiştik aklınıza gelecek. Bunlar bu şekilde ülkemizin biyoçeşitliliği olarak görebiliriz. Zoom'da görüşmek üzere birazdan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.